Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Kardeşim yeşil kart tahlilcisi ve yakında görüşmeye gidecek. Yeşil kart çıkarsa biliyorsunuz Amerika'da vergi beyan etmek zorunda. Bu aşamada dikkat edilmesi gerekenler nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Evet, eğer kardeşiniz Amerika'da kalabilme, yaşayabilme hakkı olan, oturum hakkı veren yeşil karta sahip olursa, bu yeşil karttan dolayı artık Amerika dışında her yerde elde ettiği geliri beyan etmesi gerekecek. Dolayısıyla kendisinin diyelim Amerika'da artık şu yeşil kart sahibi ama aynen Türkiye'den de işi var ya da geliri var, onu da beyan etmesi gerekecek. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken nokta derken size tavsiyem şu olacaktır. Gerçekten sizin yeşil kartı almanızın vergi anlamında size ne getirip getirmeyeceğine çok dikkat etmenizde fayda var. Eğer çok çok yüksek rakamlardan bahsetmiyorsak zaten ek bir şey gerekmeyecektir. Çünkü unutmayın, sonuçta Türkiye'de de gelir elde etse orada bunun vergisini ödüyor olacaktır. Ve çifte vergiye tabi olacağı bir durum söz konusu olmayacaktır. Ama diyelim burada da belli rakamlar var. Örnek veriyorum, 100 bin doların üstünde yıllık gelir var ise o zaman Türkiye'de bunun vergisini öderken onun üstünde ulaşacak gelirin vergisini de burada ödemeye başlayacak. Yoksa örnek vereyim, 100 bin dolara kadar olacak rakamın vergisini Türkiye'de ödediği için bir daha burada ödemek zorunda kalmayacaktır. Ama beyan edecektir. Beyan etme zorunluluğu devam edecektir. Dolayısıyla benim bu noktadaki tavsiyem sizin gelir ve mal varlığını değerlendirmenizi doğru yapıp vergisel anlamda neyle karşı karşıya kalacağınıza dikkat edip ondan sonra geçişini yapmasında fayda vardır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.